Gazete duraklarında bugünkü adresimiz Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Özdemiroğlu Baklava ve Kebap'tayız efendim. FSM şubesindeyiz ama bugün farklı bir konsept yapacağız. Her iki şubede de çekimimiz olacak. İlk durağımız FSM şubesi, ardından Özlüce şubesine gideceğiz. Her iki yerdeki lezzetleri hem tadacağız hem sizlere aktaracağız. Bursa'nın lezzet durakları başlıyor. Gaziantep yöresine ait analı kızlı. Bu da yuvarlama deriz. Gerçekten çok lezzetliymiş. Antep lahmacun, soğanlı. Nar pekmezli, içinde ceviz olan halep usulü demiş olduğumuz bir ürünümüz. Ay 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 ay. Çok güzel. Süper. İşe alınacaksınız. Durumunu gösteriyor. Yeter mi bize artış? Yeter. Yeter değil mi? Yetsin. Pişirmeye gidiyoruz birlikte. Evet. Bayağı da ağırmış yalnız. Evet. Hem... Eti bol, evet. Dört tarafı pişmesi lazım. Yani burası piştiği çevireceksiniz. Piştikten sonra çevireceksiniz. Bu şiş ondan böyle köşeli. Harika ben bir ürün, evet. Kopya çekiyorum. Evet. Elinize sağlık. Sağ olun. Sizin kadar muntazam olmadı ama. Yo, süper. Biraz köptüm. Şahane. Afiyet olsun. Görün isterlik hepsini yiyeyim ama bir yere kadar. Adeta bir fıstık rüyası, bir yeşil rüya. Değerli izleyenler, Özdemiroğlu Baklava Kebap Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndayız. Mustafa Özdemiroğlu ile birlikteyiz. Merhabalar efendim, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Yani bizi şahane bir masada şu an ağırlıyorsunuz. Yok yok, hangisinden başlayacağımızı bilemiyorum ama tabii ki de önlerimizde çok güzel iki tane enfes gözüken çorba var. Çorbaları soğutmak olmaz. Yani o yüzden soğumadan sıcağı sıcağına hemen bir tadına bakmak istiyorum ama ilk önce şöyle benim önümde olan çorbamız ne çorbasıdır? Bu Gaziantep yöresine ait analı kızlı olaraktan yapılan bir yemek çeşididir. Çorba değil de yemek denir normalde. Öyle bu mi? Da, bu da yuvarlama deriz. Bunun içerisindeki iri olan ürünler annesi, ufakları da kızı diye. Yani Gaziantep mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden birisidir bu da. Ama zaten evet çok da doyurucu olduğu için bir çorbadan ziyade kesinlikle ana yemek olarak kesinlikle geçiyor. Ben kesinlikle hemen bir tadına bakayım. Şöyle hem içindekiler nohut. Evet, yine etle yoğrulan ufak ince bulgurla hazırlanmış olan o ufak olanlar kızı, büyük olanlarda yine iç harcı, içli köfte gibi iç harcı olan ürün. Analı kızı böyle güzel bir salçalı, çok güzel soslu bir ürün. Evet. Gerçekten çok lezzetliymiş ve o bu doyuruculuğunu anlıyoruz. O yüzden tek kaşık. Tek kaşık, iki kaşık alırsam diğerlerine sıra asla gelemez. Afiyet sizdeki olsun de çok lezzetli gözüküyor. Bu da yuvarlama deriz. Gaziantep'te genelde Ramazan sonrası, bayram sabahlarında hani böyle dinlenmiş mideye bir anda yüklenilmesin diye. Evet. Özellikle bayram sabahları gelen ürünlerimizdendir bu da. Özellikle tavsiye edeceğim yemeklerdendir. Değerli izleyenler, şimdi Özdemiroğlu dediğimiz zaman Bursa'da aklına ilk baklava geliyor ama son dönemde bunu gerçekten yapmış olduğunuz, hem açmış olduğunuz işletmelerle hem de orada sergilediğiniz çok özel lezzetlerle de bir restoranda da marka oldunuz. Şimdi FSM şubesindeki yerimizin iç mekan tasarımı şahane. Bunun için tebrik ediyorum ben sizi. Çok şık bir restoran ayağınıza olmuş sağlık burası. Evet. Ve mutfak çok lezzetli. Önümüzde bir sürü lezzetimiz var. Şimdi bize bir sayar mısınız? Neler var burada? Şimdi bizim normalde yöresel Antep lahmacunumuz var. Soğanlı lahmacunumuz var. Halep usulü. İşte burada farklı bir konsept oluşturduğumuz için pizza yaptık. Zaten klasik pide çeşitlerimiz var. Kıymalısı var. Kaşarlısı var. Kuşbaşılı kaşarlısı var. İşte içli köfte var. Daha yaprak dönerimiz var. Çiğ köftemiz var. Odun ateşinde pişen. Salatamız da çok güzel bu gözüküyor. Evet, klasik gavurdağ salatası. Salatası çok güzel duruyor. Evet, iştah açar. Şimdi lahmacunlarımız gelecek ama çok güzel bakıyorlar. Evet. Rengi çok güzel diyor, ye beni diyor. O yüzden ben hemen şuradan bir yemek istiyorum. Bence lahmacunlar yesin, alalım çorbanı. Tamam, çorbalarımızı alalım, lahmacunlarımız gelsin. Şöyle limonda yapayım mı? Evet, süper, üzerine yakışır. Ya bu renginin
neydi? Isotundan mı bu rengi? Bunun tabii bizim yöresel salçalarımız Gaziantep'ten geldiği için kendi hazırladığımız. Çok teşekkürler. Çok güzel. Afiyet olsun. Çiğ köftesi. Afiyet olsun. Şahane. Afiyet olsun. Gaziantep'in özel salçasıyla mı oluyordu bu renk? Tabii yani yöresel ürünlerimizden yapılıyor. Hı hı. Bunun ince bulguru da farklı. Hı hı. Yine bizim Gaziantep o havzadan gelen simitten yapılıyor. İşte baharatlarımız keza oradan geliyor. İşte güzel ürünle beraber usulükle birleşince ortaya güzel bir nefasetli evet. bir ürün çıkıyor. Şimdi lahmacunlarımız geldi. İki farklı lahmacunumuz var. Benim önümde olan lahmacunumun rengi farklı. O yüzden bu farklı bir lahmacun. Bu Antep usulü. Bu Antep lahmacun. Bu da soğanlı, nar pekmezli. Aynı zamanda içinde ceviz olan Halep usulü demiş olduğumuz bir ürünümüz. Bu da ayrı bir lezzet. Ha, ceviz zaten, mi var içinde? Evet, ayrıyeten ceviz de var bunun içerisinde. O zaman şimdi ilk önce ben Antep usulü lahmacunun tadına bakmak istiyorum. Siz de lütfen. Afiyet olsun. Soğan. Çok lezzetli ve hafif. Afiyet olsun. Teşekkürler. İçinde sarımsak var değil Az mi? Az bir şey sarımsak hı hı. var. İşte maydanozuyla biraz daha böyle hafif olan bir ürün. Bunun da böyle yani şeyi çok, pastası çok. Lahmacun deyince Antep usulü farklı. Şimdi ben evet. bu Halep usulü mü demiştiniz? Evet. Cevizliymiş merak ettim. Cevizli lahmacun yememiştim. Bakalım nasılmış? Ceviz de var, nar pekmezi de var. Çok afiyet güzel. Olsun, afiyet olsun. Çok lezzetli ve o hamurunun incecik oluşu da çok güzel. Tabii yani bundan insan yer, ben kaç tane yerim? Hiçbir şey yemeyeceğim ama sadece lahmacunu yersem bundan bir iki tane yerim herhalde. Ama gerçekten güzel oluyor. Şimdi lahmacun sağlık için de çok faydalı. Mayasız üründen yapıldığı için bir de içindeki iç haşları da Allah var. Yani kuzu etiyle yapıyoruz biz. Yani zebzeyle birleştiği için muhteşem bir ürün oluyor. Evet, bunun için tabii. özellikle tüm misafirlerimizi bekleriz. Şimdi ben burada çok güzel bir şişe var. Özellikle yanıma istedim bu şişeyi. Burada böyle tek şişe gibi gözüküyor. Ama şöyle kaldırdığınızda hop iki şişe. Çok. Üstte zeytinyağı, altında da nar ekşisi değil mi? Evet. Bu benim çok hoşuma gitti bu şişe. Her masada evet. var mı yoksa isteyince mi geliyor? İsteyince geçiyor. Servant'tan getiriyorlar. Evet, çok da böyle tasarım harikası bir ürünmüş. Evet. Çok misafirimizin dikkatini çekiyor. Evet, güzel bir tasarım. Yani emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Mustafa Bey, şimdi FSM şubemiz bir yıldır burada değil mi? Aslında çok uzun yıllardır var ama yani FSM'deki yeni yerinde bir yıldır. Evet, bir yıl olmadı daha henüz. 6 aylık bir işletmeyiz. 15 senedir FSM bulvarındayız. Buradaki biz baklava satış noktasıydı daha önceki yerimiz. Burada dedik yine böyle bir yemek konseptiyle girelim dedik. İyi ki de girmişiz hamdolsun. İyi ki girmişsiniz evet. bence de. Yani güzel bir lezzetleri işte misafirlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Ki FSM de yani Bursa'nın nadir böyle güzel olan bir bulvarlarından birisi. Tabii. Elhamdülillah işlerimiz de iyi. Memnunuz yani her şeyden. Hafta içi her gün açık mı burası? Kapalı olduğu bir gün var mı? Hafta içi her gün kapalı diye bir şey yoktu biz. Gıda sektörünün maalesef kanayan yarası. Her gün çalışıyoruz. Her gün açıksınız. Sabah kahvaltısı su böreğimizle başlıyoruz. Kahvaltımız çok güzel. Özellikle beklerim. Burada kahvaltı evet, da var. Tabii. Kahvaltı da çıkıyor. Kahvaltıda da çok iddialıyız. İşte öğlen yaprak döneri, işte pide çeşitlerimiz, isteğe göre pizzayı isteyenler de oluyor. Lahmacunlarımız, işte az önceki yemiş olduğumuz analı kızlı yuvarlama yöresel ürünlerimiz, içli köfte. Şimdi biraz havalar soğudu mu beyran var. Beyran da çıkacak inşallah. Beyran da ayrı bir lezzet. Yani Antep hasreti çekenler buraya gelebilirler. Evet. Tüm Antep lezzetlerini de bulabilirler burada. Kesinlikle.
aratmamaya çalışıyoruz. O zaman yaprak dönerimizi söyleyelim. Yaprak olsun. Dönerimiz gelsin olsun, değil mi? İnşallah. Onu da bakalım tadına. Ya, döner de gelsin evet arkadaşlarım. Döner de gelsin. Şimdi gelecek yaprak dönerlerimiz özelliği ya, odun ateşinde pişmesi. Bir de kuzuyla süt dananından hazırlanan özel marina edilen ürünümüz. Hemen şöyle bakalım. Ay çok güzel ama, duruyor. Lavaşı da çok güzel ya. Yumuşacık, evet, incecik. Tandır lavaşı. Çok güzel. Dur şimdi hemen lavaşa ben geçmeden şöyle bir sadece bu etin tadını almak şöyle, istiyorum. Severseniz kekik de yakışır. Tohum kekik. Evet, özel bir kekik. Bir de bunu böyle dürüm edeceksiniz. İlk önce bir şöyle bir sade yesem. Tadını almak için süper. Bir tamam. Sade şöyle bir yiyeyim. Soğan kokardı beyin ete yakışır yani soğan. Böyle güzelce. Melisan. Çok güzel. Yok ben soğan çok severim zaten ve ete de çok yakıştırırım. O yüzden alacağım şimdi. Pulbiber de severseniz böyle güzelce böyle bir dürüm yapayım. Ay çok teşekkürler. Bu şekilde. Size ikram edeyim mi? Siz alır mısınız? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben de kendime yapıyordum. Siz kendinize yapıyorsunuz sandım. Hemen. Bu etin özelliği işte 3 gün özel marinada kalmış. Bu yumuşak oluşunun sebebi tamamen yaprak döner. İçinde kıyma olmaması. Muhteşem. Bir de odun ateşinde olması münasebetiyle ayrı bir lezzet. Gerçekten evet, çok güzel değerli izleyenler. Özdemiroğlu'na gelip, bu sadece FSM şubesinde mi var yaprak döner? Diğer özce şubemizde de var. FSM'de de var şu anda, burada da var. Bir de burada bu tombik. Ayrıca tombik dönerimiz var. Burada gençlerimiz çok olduğu için bu etrafta. Evet, evet. Buna da çok böyle tercih var, istiyorlar. Patatesimiz evde annemizin yaptığı gibi, ev tipi patates. Böyle dondurulmuş bir ürün değil. Günlük taze patateslerle. Taze patates soyuluyor. Hemen doğrandıktan sonra. Yani. Evet yok. Şoklu ürün yok. Tamamen hepsi doğal. Bir de evet, özel evet, açık ayranımız var. Açık ayranımız var. Çok güzel. Afiyet olsun. Serinletici. Şimdi normalde hepsinden bir çatal, bir tadımlık alacaktım ama şunu bitireyim bence değil mi? Afiyet sonra olsun. Diyorlar ki bana Melisa çok yiyorsun. Sadece tatman gerekiyor. Hayatımızdan yemeği çıkarınca çok da fazla bir şey kalmıyor. Yemek de ayrı bir lezzet yani. Evet çok lezzetli. Afiyet olsun. Şunu soracağım. Şubeler arasında orada olmayıp işte bir diğer şubede olan bir ürününüz var mı? Yoksa şimdi her burada, ürünü aynı şubede bulabilir miyiz? Yani baklava ve kebap haricinde, yani Şiş'teki kebap haricinde özcüde ne varsa burada aynısı var. Bir tek işte burada Şiş kebabımız yoktur. İnşallah önümüzdeki süreçte de kebabı da koyacağız buraya. Burada aşırı bir par sıkıntımız var. Onu da inşallah çözebilirsek, çözülecek inşallah. O zaman burada kebabı da koyacağız. Çünkü insanlar geldiğinde rahat bir ortamda yemeğini yiyip evet, kalkması lazım. Şimdi burada FSM şubesinde çok güzel lezzetlerin tadına baktık. Ama yeter mi? Yetmez tabii ki. O yüzden ne yapacağız? Biz şimdi Özlüce şubesine de gideceğiz efendim. Özlüce şubesindeki lezzetli kebapların ve de tatlıların, baklavaların tadına bakacağız. FSM şubesinden şimdilik bu kadar. İnşallah oraya gidelim. Bir güzel bir patlıcan kebabı yapalım. Evet, ben de çok severim tamam, patlıcan kebabını. Şimdi Özlüce'ye gidiyoruz ve patlıcan kebabını yemeye gidiyoruz. Efendim Özlüce şubeye geldik. Mustafa Bey üstünüzü değiştirdiniz. Hazırlık yaptık şimdi patlıcan kebabımızı yapalım diye. Mutfağa ondan gideceğiz şimdi, evet, ve mutfağa geçelim. Birlikte patlıcan kebabımızı evet, hazırlayacağız. Evet. Evet şimdi Mustafa Özdemiroğlu ile birlikte Özdemiroğlu'nun mutfağına geldik. Mutfakta terliyor ama insan.
Yapacak bir şey yok artık. Mutfağa gidelim derler. Diyelim biz öyle evet. Çevirelim. Şimdi efendim patlıcan kebabı yapacağız. Patlıcan kebabını da ben çok severim, bayılırım. Şimdi Özdemiroğlu'nun bakalım patlıcan kebabı nasıl? Tadım aşamasına geçmek için sabırsızlanıyorum ama ilk önce yapım aşaması. Evet, sizdeyiz Mustafa Bey. Şimdi patlıcan kebabını gösterelim. Kuzu etiyle yapılması. Bir de biz kuzunun döşleriyle yaparız bunu. Ondan dolayı daha böyle lezzetli olur, daha böyle keyifli olur. Ön parçalamalarını yapıyoruz. Evet, zırh kıymamızda zırhlayacağız. Zırhlayacağız. Evet. Bunun oranı iyi. Şu anda çok yağsız olursa da işe yaramaz. Çok yağlı olursa da işe yaramaz. Bunda zaten maharet burada. Ay, zırh bıçağı da bıçak evet. Yani. Bu zırh işlemi çok önemli. Evet. İsterseniz size de yaptırabilirim Melisa Hanım. Vallahi ben de denemek isterim. Hep çok merak etmişimdir. Çocukluğumda da hep evet. İzlediğim televizyon programlarında da bu aşamada ben de hep şöyle yapmak istemişimdir. Tamam buyurun. Ama bu zor aşaması, konu zor, aşamasında mı gelsin? Siz kendi elinizi kaptırmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan tutun, evet. Tamam süper. Sağ taraf. Süper. İşe alınacaksınız. Durumunu gösteriyorum. Sağ tarafla bastıracaksınız, sadece buradan da tutacaksınız, evet. Evet, beraber bir ahenkle gidecek. Bence zorlamayın, kendinizi terlersiniz. Tamam, evet bu kadar yeter. Tamam. Denedim mi denedim, evet. Evet, süper. Tamam. Çok zormuş yani dışarıdan tabii. Göründüğü gibi. Ya, değil, yemek, çok zor. Yemek kolay olur mu hiç Melisa Hanım yani? Tabii ki de. O güzel yemek için bu meşakkat olacak ki bu lezzet evet, ortaya çıksın. Bir de kesinlikle kol evet. Kuvveti çok evet. Net bir şekilde evet. Gerektiriyor. Bak 5 dakikada hemen evet. bu pozisyona getiriyoruz yani. Kesinlikle ustalık evet. isteyen kesinlikle. Bir iş. Diğer elimi şuraya koydum ya, şu avcumun içi acıdı mesela. Acıdı tabii. İşte onu tutmayla alakalı iyi tutacaksınız. Evet. Bayağı artık son aşamaya geldik. Geldik. Şimdi tuzunu atacağız. Kıymamız hazır evet. Halde. Şimdi tuzunu atalım. Ne var baharatlar tuzdan başka? Yani buna tuz girer, çok az bir şeyle karabiber girer. Pul biber, pul biber acı girmez. O mi? Girmez. Hani tepside yaparsak tepsidekine koyuz. Tamam. Bu şekilde işte tuzun oranını oradan atıyoruz. Az bir şeyde karabiber. Karabiber çok atarsanız şeyini bozarız. Görüntüsünü bozarız. Etin o parlaklığı gider. Az bir şey arama versin diye. Tabii her şeyin bir püf noktası evet. Var. Sonra bunu işte elden yedireceğiz böyle. Şimdi bunun içine de eğer ki biberlerimizi, kırmızı biber, yeşil biber atarsak da o Adana zaman, mı oluyor? O zaman evet. O zaman Adana oluyor ama Adana oluyor, et bu şekilde bu kadar yağlı olmaz. Patlıcan kebabında yağlı olmasının sebebi lezzet. Patlıcan yağı çekiyor. Öbür türlü kuru kuru olur. Yani hiçbir şey özelliği olmaz. Adana'da bunun başka bir versiyonu. Et olarak da biraz daha farklı. Tabii içinin baharatı, al biberi tamamlıyorum ben. Ben de patlıcanı çok severim. Her halini, közlenmiş, evet, kızartmış. Patlıcan gerçekten de başlı başına bir ürün. Belki Gaziantep'te patlıcanın 40 çeşit yemeği yapılıyor. Evet yani. Değil mi? Yani Gaziantep'te patlıcan olmazsa olmaz. Patlıcan kebabı da bir şişte, ya bir de tepside olanı var. Hı. Çeşitleri çok yani. Şimdi biz kaç şiş yapacağız? Biz şimdi 6 şiş yaparız. 6 şiş. Yeter mi bize 6 şiş? Yeter. Yeter yetsin. Değil mi? Yetsin. Yetsin çok bile. Önce patlıcanımız. Evet. Patlıcandan başlayacağız. Etimizden. Suya bandırıyorsunuz elinizi biraz böyle toparlamak için değil mi? Evet. Bir de etin dökülmemesi için olması lazım. Tahmini ne kadar sürede hazırlanıyor? Bu 10 dakika gibi 8-10 dakikada pişiyor. 8-10 dakika. Evet. Çok güzel gözüküyorlar. Yapması da çok zevkli. Yapması da zevkli, yemesi de zevkli, hepsi tabii başlı orası, başına. Tabii. Evet. Ama yapma aşaması da çok güzel yani. Evet. Efendim, şimdi patlıcanlarımızı ve etlerimizi şişlerimize taktık. Pişirmeye gidiyoruz birlikte. Evet. Bayağı da ağırmış yalnız. Evet. Hem
Etibol. Etibol. Etibol, evet. Hayatımda da bir ilki yaşıyorum şu an. Evet. Ama ya patlıcan kebabı da gerçekten de lezzetli bir ürün. Şimdi Melisa Hanım, bu kebabın özelliği dört tarafı pişmesi lazım. Hı hı. Yani burası piştiği çevireceksiniz. Piştikten ha, sonra çevir. Tabii. Böyle köşeli. Tabii. Zaten iyi bir kebap dört taraflı pişerse güzel olur. Şimdi bir alt üst yaparsanız olmaz yani. Dört taraflı pişen ürün her zaman için iyidir. Evet, dumanlar ateşler, çıkmaya başladı. Dumanlar çıkıyor. Evet, bir de evet. O yağ da iyice tabii, dumanı harlıyor değil mi? Evet, kesinlikle. Çünkü kebaplarımız artık burada pişmeye hazırlar. Çok az bir süre kaldı. Piştikten sonra da artık masaya geçeceğiz. İnşallah afiyetle tüketeceğiz. Afiyetle evet. Tüketeceğiz efendim. Şimdi programımızın en güzel kısmına geldik. Özdemiroğlu Baklava ve Kebap'ın Özlüce şubesindeyiz. Mustafa Özdemiroğlu ile birlikte mutfaktaydık. Patlıcan kebabımızı hazırladık. Çok güzel bir kebap geliyor şimdi. Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Keyifle yiyeceğiz inşallah. Ay ay ay, çok güzel. Hiç bu kesinlikle kadar fazla gibi. Bir evet. Patlıcan kebabıyla karşı karşıya kalmamış. Ancak yani normal değil mi? Belli oluyor benden de yani. Yani evet, bence benden de belli oluyor. Evet. Her gittiğimiz yerde böyle tadarsak ama yapacak bir şey yok. Ama ne yapalım? Bunu bizim yöresel olarak da Gaziantep, işte o Güneydoğu'da balcan kebabı diye söylenir. Gerçekten balcan de, kebabı. Evet, balcan kebabı diye. Gerçekten de çok leziz bir yemek yani. Yani yöresel ürünlerimizin içerisinde ön plana çıkan ürünlerden biri de bu. Başlayalım mı? Başlayalım. İsterseniz Melisa Hanım, yani patlıcanları alalım. Tamam, bence şöyle. Böyle güzelce, yani böyle güzelce soyun. Size bir bakayım, siz evet. Nasıl soyuyorsunuz, ben yani böyle soyayım. Yani bu kabuklarını soyayım. Böyle soyulması lazım. Evet. Aa, ben de çok muntazam soydum. Evet. patlıcanın güzelliğinden bu. Ha, değil mi? Evet, evet. Evet. Lokum gibi. Eti görüyorsunuz değil mi böyle? Tane tane olacak. Kuzu etiyle yapılan. Harika bir ürün. Ben de evet. Kopya çekiyorum. Evet. Şimdi domates de girmesi lazım Melisa Hanım buna. Şöyle ben de aynı şekilde etimizi iyice ezeyim. Domatesimizi aldım ama tabii arkadan geliyorum ben. Domatesi eziyoruz. Evet. Yes. Şöyle. Biber de koyacağız. Koyacak mıyız? Bibersiz olmaz. Acısız olmaz evet. Acı mı biberlerimiz? Çok acıysa yemem. Bunlar çok acı. Bunlar çok acı. Hangileri çok acı? Bunlar kırmızılar. Çok evet. Ha. Aşırı derece acı. Evet. Diğeri? Diğerisi çok acı değil. Lavaştan bir dürüm yapayım ben size. Ben de yapıyorum. Bunun ben lezzeti, de size ikram edeyim. Lezzeti burada böyle. Patlıcan kebabının karabiberi olmadan olmaz. Tuzunu da atıyoruz. Tamam. Melisa Hanım, ben size ikram edeyim bunu. Ay çok teşekkür ederim. Evet, ama şimdi suyunu akıtmadan yiyeceksiniz. Ben de hazırladım. Ben de size ikram edeyim. Bir lavaş alabilir miyim? Ben de hemen koyayım. Ben de size onu ikram edeyim. Sonra şöyle birlikte teşekkür yiyelim. Teşekkür ederim. Ama yanlış mı yaptım? Evet, çok güzel. Yok, süper. Elinize sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Elinize buyurun. Sağlık. Sağ olun. Sizin kadar muntazam olmadı ama. Yok, süper. Süper. Şimdi bunun elinize sağlık. Bunun dikkatini suyunu akıtmayın üzerinize. Hissettiriyor değil mi patlıcan kebabı olduğunu? Suyu üstümüze akmasın dedik ama bunun olayı bence o suyun akmasında, tabağa akmasında. Gerçekten şahane. Afiyet olsun. Evet. Çok lezzetli efendim. Melisa Hanım, hakkını verelim lütfen.
Ya iyi, çok hoş söylüyorsunuz, güzel söylüyorsunuz. Gönül isterdik hepsini yiyeyim ama bir yere kadar. Yani bu, hepsini yiyemeyiz. Bu gerçekten de yormaz. Mide yormayan ürünlerden birisi de evet, bu. Evet, hafif. Evet, çok hafif. Evet. Çünkü lavaşı da çok ince, çok lezzetli. İkisi de hafif olduğu için. Bu lavaşımız bizim gerçekten tandırda yapılıyor. Yani odun ateşinde çıkıyor. Başlı başına bir lezzet. Yani bu patlıcan kebabını tamamlayan ürün. Ha belki lavaş olmadan bunların hepsini yiyebilirim. Lavaşsız. o da güzelmiş yani, süper. Ha, ama yani, ekmek belki öyle ayrı bir lezzet veririm. Verir, evet. Belki öyle hakkını veririm ama vermemem daha iyi olur. Şimdi ya, bana diyorlar ya, diyorum kilosuz kebapçı mı olur diyorum yani. Tabii ki de olmaz yani. Değil mi olmaz yani? Ben de hiç görmedim yani. Ki aynı şekilde bence zayıf yemek programı yapan da olmaz. Olmaz değil mi? Evet. Doğrudur. O yüzden şimdi kebabımız çok lezzetliydi, çok şahaneydi. Ama Özdemiroğlu'ndayız efendim. Özdemiroğlu denince ne geliyor? Akla ya, baklava geliyor. Baklavasız olmaz tabii. Baklavasız olmaz. Olmaz, o yüzden evet. Şimdi tatlandıracağız. Çok güzel son dokunuşumuzu yapacağız. Baklavalarımızla birlikte başka ne gelecek? İşte baklava gelir. Baklava çeşitlerimiz çok ama yani ben bir iki ürünle. Evet. Hepsi gelmesin lütfen. Hepsi gelirse yani. hepsi gelmesin. Az ve öz olsun. Tadına bakalım. Baklavasız olmaz dedik ama şövyesiz hiç olmaz Melisa Hanım. Tabii yani ki. Şimdi güzel kebaba ürünlerimizden bir tanesi de bu. Böyle bir şöbiyet. Tadına bir bakın bunu. Teşekkür ederim. Kebaba ara verdik. Programdan sonra devam edeceğiz. Evet. Baklavaları tatmamız gerekiyor. Adeta bir fıstık rüyası. Bir yeşil rüya. Ne dersek diyebiliriz şöbiyet haricinde de. Ağzınızda mutluluk verirse o ürün güzeldir zaten. Ay, bir tane daha yemeyeyim. Yemeyeyim bir tane daha, diğerine geçeceğim. Bir tane evet midyeden size. Sadece bir çatal. Size midyeden vereceğim. Midye de güzel bir ürün. Alışkanlık bir de hemen otomatik olarak bağımlılık insan yapıyor. İkinci çatalı ağzına götürmek istiyor ama evet, bağımlılık yapıyor. Durdum. Bakın bunu ben uzunlamasına kesin. Uzunlamasına? Aradaki kaymağı da görürsünüz. Evet. Aa. Evet gördünüz mü? Evet gördüm. Gördüm. Çok lezzetli. Ya siz çok burada çok zor günler geçiriyorsunuz diye kesin ben. Onu diyorum ya, işimizin yan etkisi diyorum yani, bu kiloları öyle gösteriyoruz yani. Evet, çünkü yani her gün bu lezzetlerle karşı karşıya kalmak çok zordur eminim. Evet. İnsanın kendine kontrol etmesi de çok zordur. O yüzden ama işinizin bir parçası evet. Bu, işiniz bu. Bence de hepsiyle insan aşk yaşar yani. Yani öyle güzel bir iş yapıyoruz ki insanlara bu hizmeti verdikten sonra giderken ellerinize sağlık deyip gitmesi her şeye değiyor yani. O kadar eziyetin. Şu an var orada. Evet, bizim Antep'ten gelen ana çıtlak diye tabir ettiğimiz yeni mahsul fıstığımız. Bence tatlıdan sonra onun da tadına bir bakın. Şimdi bir alayım. Evet, tamam. Şuradan şöyle hemen bir açalım. Afiyet olsun. Evet, çok güzel. Evet. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Mustafa Bey, çok güzel bir program geride bıraktık. Hem ilk önce FSM şubesi, sonra Özlüce şubesi. Birbirinden lezzetli ürünlerin tadına baktık efendim. Yani anlatılmaz, yaşanır. Özdemiroğlu artık bir Bursa markası. Evet, Antep'in lezzetlerini yapıyor ama Bursa'da Özdemiroğlu'nu bilmeyen yok. Ama hala daha Özdemiroğlu'nun lezzetlerini tatmamış olanlarınız varsa muhakkak buraya gelmelisiniz. Hem kebapları, hem farklı lezzetleri, hem de tatlılarıyla eşsiz bir yer. Size de çok teşekkür ediyorum. Ne demek, ayağınıza hem sağlık. Hem çok misafirperversiniz, hem tüm ekip öyle çok sıcak kalmışsınız. Hoş sohbetiniz içinde, güzel misafirperverliğiniz içinde çok memnun kaldık. Buradan çok güzel ayrılacağız. Ayağınıza o sağlık. Belli oldu. Bugün patlıcan kebabını yaptık. Aslında ürün yelpazemiz çok geniş. İnşallah bir dahaki böyle sizi ağırladığımızda diğer zırhta kıyma kebaplarımızı, bizim daha diğer kebap çeşitlerimizi de
tanıtırız. İnşallah. Diğerli dostlarımızı da inşallah yemeğe bekleriz. Bir sonraki programda inşallah. Da inşallah onları çekeriz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. Çok sağ olun. Efendim, Bursa'nın lezzet duraklarında bugün Özdemiroğlu baklava kebaptaydık. Şahane lezzetleri tattık efendim. Sizleri de bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.